İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi'nden herkese merhaba. Bugün oldukça heyecanlı bir gün yaşıyoruz. 8500 öğrencimiz mezuniyet heyecanı yaşamakta. Törenin detaylarına bakacak olursak 11 Haziran Cumartesi günü mezun olacak bölümleri söyleyelim. Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri keplerini atacaklar. Aynı zamanda Anadolu Bir Meslek Yüksekokulu öğrencileri keplerini atıyor olacaklar. Tören akışından bahsedecek olursak Saygı Duruş ve İstiklal Marşı'nın ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yadigar İzmirli'nin konuşması gerçekleşecek ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Sayın Mustafa Aydın'ın konuşmasının ardından fakülte ve yüksekokul birincilerinin ödülleri takdim edilecek. Törenin detaylarını daha da inecek olursak bayrak teslim töreninin ardından o mutlu heyecan yaşanacak ve and içilmesinin ardından kepler havaya atılacak. İki oturumda gerçekleşecek mezuniyet töreni. Hukuk Fakültesi öğrencileri, İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi öğrencileri, Adalet ve Meslek Yüksekokulu ile birlikte İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Anadolu Bir Meslek Yüksekokulu bölümü öğrencileri mezun oldular. Evet, şu anda yanımızda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Yadigar İzmirli var. Öncelikle hoş geldiniz. Neler hissediyorsunuz? Bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, mezuniyetler tatlı bir buruk sevincin yaşandığı günler. Hem çok büyük gurur duyuyoruz, sevinç duyuyoruz. Hem de hayatımıza anlam katan bu bir öğrenci grubunu hayata uğurlamanın mutluluğunu ve sevincini buruk bir hüzünle gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler gerçekten hepimizin hayatının odağına oturmuş bireyler. Ben her zaman söylediğim gibi onların hayatlarımızın içerisinde yer alması nedeniyle çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bugün onları İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekten ulusal ve uluslararası alanda her mesleği, diploma aldıkları her mesleği başarıyla gerçekleştirebilecek bireyler olarak yetiştirdiğimize inanıyorum. Öğrencilerimize hem mesleki formasyon yanında aynı zamanda ciddi bir özgüven aşıladığımızı düşünüyorum. Çünkü özgüven onlar için ileriye dönük hayatlarında gerçekten başarıyı yakalamaları için çok önemli. Onların mezuniyet sonrası da takipçileri olacağımızı ifade ediyorum. Her başarılarının takipçisi olacağız ve bundan sonra hayatlarında karşılaştıkları güçlüklerde de üniversite olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Anne babaları kutluyorum. Onların çok büyük fedakarlıklarıyla bu çocuklar bugünlere geldiler. Onların da elleri öpülesi ana babaların da bu mutlu gününü gerçekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Oldukça heyecanlar. Son olarak mezun adaylı öğrencilerimize mesajınız ne olur? Dünya sürekli değişiyor. Bu değişime ayak uydursunlar, büyük düşünsünler, çalışmaya devam etsinler. Çünkü sadece diplomayla bir hayatın idamesi ya da mesleğin idamesi mümkün değil. Yenilikleri takip etmek çok önemli. Çok okusunlar, çok araştırsınlar ve başarının peşinde koşsunlar. Kendilerini tekrar öpüyorum, kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Düğünümüz diye nitelendiriyorsunuz. Bugüne dair neler söylersiniz? Tabii biliyorsun, bir anne baba evladını büyütür. Onu ya bir meslek sahibi olarak görür veyahut da onu evlendirir, mürüvvetini görür. O zaman onun hissetmiş olduğu duygular çok önemlidir. Biz de bugün, bütün bunlar bizim evlatlarımız. Bunların hayata atıldığını görmek bizlere ayrı bir heyecan veriyor. Bugün İstanbul Aydın Üniversitesi'nin aslında düğünü biliyorsunuz. Bu kadar gencimizi, 9000'e yakın gencimizi hayata uğurluyoruz. Onları yarın bakan olarak göreceğiz, cumhurbaşkanı olarak göreceğiz, genel müdür olarak göreceğiz. Bu bizlere ayrı bir onur ve gurur verecek ve onların o toprağa ekilmesini, toprakta büyümesini, filizlenmesini, yeşermesini, çiçek vermesini ve bugün de meyve vermesini gördük. Tabii ki bundan daha büyük bir gurur, bundan daha büyük bir bahtiyar olmaz. Onun için hayatımızın en anlamlı ve en sevinçli günündeyiz. Siz de geldiğiniz bu sevince ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Mezun öğrencilerimizle röportajlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bölümü birincisi aynı zamanda öğrencimiz var. Evet. Tebrik ediyoruz. Neler hissediyorsun? Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdin?
Kesinlikle yoğun bir hayat geçirdim. Öğrencilik eğitim hayatım çok yoğundu. Çünkü mimarlık bölümü gerçekten zor bir bölüm. Çok özen isteyen, çok emek isteyen bir bölüm. Ama onun dışında da eğlenceye tabii ki ne zaman ayırdık. Peki Aydın Üniversitesi sana ne gibi olanaklar sundu bu noktada? Aydın Üniversitesi en başta eğitim için çok güzel olanaklar sundu bana. Çünkü bölümümüzdeki hocalarımız hepsi birbirinden kıymetli, değerli hocalardı. Hepsi alanında çok ileri seviyelere gelmiş hocalarımızdı. Ve bize onların en büyük katkıları oldu. Daha sonra Aydın Üniversitesi de kampüsü ile bize bir alan sunarak güzel bir hayat geçirmemize sebep oldu. Çok neyi özleyeceksin? Arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun? Bundan sonra önce bir tatil, bölümün bütün ağırlıklarını üstünden atacağım. Ondan sonra da tabii ki iş aramaya başlayacağım. Ama mümkünse İstanbul dışında bir iş bulacağım. Öyle. Peki, son olarak bu bölümü tercih edecek olan aday öğrencilerimize neler söyleyebilirsin? Mimarlığı istediklerinden emin olsunlar ama kesinlikle emin olsunlar. Gelmeden de hatta biraz araştırma yapılabilir çünkü gerçekten ağır bir bölümümüz var. Mimarlık zahmetli ve emek istiyor. Ama geldiğinizde de her ihtimalle buradan mezun olduğunuzda mutlu olacaksınız. Yani mimarlık hem üzüyor hem de çok sevdiriyor kendini. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir hayata atıldığım bugün de aynı başarı umarım bundan sonra devam eder. Çünkü fakülte birincisi olmak kolay değil. Teşekkür ederim inşallah. Peki çok teşekkürler. Kim mezun oldu acaba? Yenim. Neler hissediyorsunuz? Valla yani ne bileyim ablamın emeklerinin karşılığını aldık. İnan ki çok mutluyuz. Hangi bölümden? Hangi bölüm? Televizyon sinema bölümü. Televizyon sinema bölümü. Evet, bize de biraz yakınsınız o anlamda. Neler hissediyorsun? Kepini attın. Tabii mutluluk verici. Sonuçta bir emeğin karşılığını alıyoruz burada 4 yılın sonunda. Mutluyuz. Artık bir şeylerin daha da iyi farkında olup daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız inşallah. Peki nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdin? Gayet aktif, dinamik, eğlenceli, gayet hoş bir ortamda, güzel bir öğrenci hayatımız geçti burada yani. Okulun sana sunduğu olanaklardan biraz bahseder misin? Okulun bize sunduğu imkanlar olarak bir sürü kulüpleri var zaten okulun biliyorsunuz. Çok da aktif bir okul, spor salonundan tutun kulüplerine kadar her şey iyi yani. En çok neyi özleyeceksin? En çok C kantini özleyeceğim yani bu net bunu özleyeceğim. C kantindeki sıcak ortamlı o müziği falan çok iyi bir ortam vardı orada. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Bundan sonra zaten radyo televizyon sinema bölümünü bitirdim. İyi bir haberci olmaya, iyi bir spiker, anchorman olmaya gayret edeceğim. Başka bir şey değil. Umarım bu dileğin de gerçekleşir. Peki son olarak bu bölümü tercih edecek olan adaylara neler söyleyebilirsin? Bu bölüme gelecek arkadaşlara şöyle söyleyebilirim. Girişimci olsunlar, özgüven yerinde olsunlar ve kendilerine inansınlar diyebilirim. Çok tebrik ediyoruz tekrar. Umarım aynı şekilde devam eder. Röportajlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Neler hissediyorsun? Yani çok tarif edilemez bir duygu bu. Çok çok güzel. Artık emeklerimizin karşılığını aldık. Umarım bundan sonrası için hepimiz için çok çok güzel olur. Tabii bundan sonrası zorlu mücadele bizi bekliyor. Umarım atanırım ve iyi bir öğretmen olurum. Yani isteğim bu. Peki Aydın Üniversitesi'nin nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdin? Yani evet çok zorluklar da yaşadım ama bunun yanı sıra gerek hocalarımızın yani birçok insanın yardımları çok fazla oldu. Bilgi birikim çok çok güzeldi yani çok. İyi ki burayı tercih etmişim diyorum. Peki son olarak bu bölümü tercih edecek olan öğrencilere neler söyleyebilirsin? Yani şöyle söyleyeyim, okul öncesi öğretmeniyim. Okul öncesi öğretmenliği hakikaten burada çok ender bir bölüm. Yani çok çok iyi bir bölüm. Gelsinler, yani çocukları seven gelsin. Güzel nesil yetiştirmek için herkes buraya gelsin istiyorum, bitirsin istiyorum. Aydın Üniversitesi'nde en çok neyi özleyeceksin? Aydın Üniversitesi'nde en çok hocalarımı özleyeceğim. Cem hocamı özleyeceğim en çok. Kırmızı saçlı Aylin hocamı özleyeceğim. Buranın atmosferi, yani bilmiyorum çok güzeldi her şey. Tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Kim mezun oldu? Teşekkürler. Kuzenim mezun oldu. Çok mutluyuz. Bugün burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. İngilizce bir bölüm bitirdi kuzenim. Gerçekten çok başarılı bir okul hayatı oldu. Tebrik ediyorum. Yolu inşallah açık olur diyorum. Teşekkürler. Hangi bölümden mezun oldun? Okul öncesi öğretmenliği. Peki neler hissediyorsun? Çok gururluyum ve çok mutluyum. Peki İstanbul Aydın Üniversitesi'nde nasıl bir öğrencilik hayatı geçti senin için? Çok güzel. Zaten yabancı değilim. 10 sene önce de ön lisanstan mezun olduğum için alışık olduğum bir ortamdı. Arkadaşlarımla çok güzel bir 2 yıl geçirdim. En çok neyi özleyeceksin? Öğrenciliği galiba. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun?
Hedeflerim doğrultusunda Atatürkçü bir öğretmen olarak geleceğin nesillerini yetiştirmeyi düşünüyorum. Peki, son olarak bu bölümü tercih edecek olan öğrencilere son mesajın ne olur? Sevgiyle çocukların yüreklerine dokunsunlar. Çocuklar bir hayat, güzel bir eğitim diliyorum onlar için. O zaman biz de tekrar tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Neler hissediyorsun artık mezun oldun? Çok mutluyum. Hayalimdeki meslekte 6 yaşından beri ana sınıf öğretmeni olmak istiyordum. Sonunda oldu. Çok mutluyum. Peki Aydın Üniversitesi'nin öğrencilik hayatın senin nasıl geçti? Süper geçti. Çok memnunum okulumdan. Hem sosyal avantajlar olsun hem eğitim olarak olsun. Gayet memnundum. Bir daha okuyacak olsam yine Aydın'la olurdu. Peki bu bölümü tercih edecek olan öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Hazırlıklı olmaları tabii ki önemli. Hani ben kız meslek mezunuyum. O yüzden çok avantajını gördüm. Yani daha baştan seçerlerse hangi mesleği olacaklarını ona göre daha rahat olurlar diye düşünüyorum. Peki sizin de görüşlerinizi alalım. Kızınız mezun oldu. Siz neler hissediyorsunuz? Vallahi biz de şu anda çok mutlu ve huzurluyuz. Gerçekten insan yetiştirmenin huzuru ve inancıyla yola çıktık ve başardık. Bundan dolayı da çok mutluyuz ama evladımızın da başarısını bertaraf etmek istemiyoruz. Yani kendisini tebrik ediyoruz. Hayatta başarılar diliyoruz. Sizin için de gurur verici bir gün oldu. Siz neler hissediyorsunuz? Çok mutluyum kızım mezun olduğu için. İnşallah Allah herkese tattırsın. İnşallah. Çok tebrik ediyoruz biz de. Umarım bundan sonraki hayatında da bu şekilde başarın devam eder. Teşekkürler, sağ olun. Mezun öğrencilerimizle röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle tebrikler. Teşekkür ederiz. Hangi bölümden mezun oluyorsunuz? Radyo, televizyon, sinema. Gazetecilik. Peki nasıl bir üniversite hayatı geçirdiniz Aydın Üniversitesi'nde? Çok hareketliydi. Çok keyifliydi. Her an dolu doluydu. Müthiş eğlendik. Zorlandık ama daha çok eğlendik biz, değil mi? Aynen öyle. Biz eğlenerek bitirenlerdeniz. Her şeyden önce birbirimizi tanıdık. Evet. 4 senedir beraber. Aynen öyle. Çok neyi özleyeceksiniz? Herhalde aynen beraber olmayı, arkadaş ortamını. Onu çok özleyeceğiz. Peki üniversitenin size sunmuş olduğu olanaklar neler oldu? Staj yapma imkanlarımız oldu. Çok iyi hocalarımız geldi. Biz tabii iletişim fakültesinde okuduğumuz için bizim için her şeyden önce sektör tecrübeli hocalar çok önemliydi. Biz bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Çünkü sektörde çok iyi isim yapmış hocalarla bizim burada çalışma fırsatımız oldu. Hatta asistanlığını yapma fırsatlarımız oldu. O yüzden sektör adına çok iyi tecrübeler edindiğimizi düşünüyorum. Sen neler söylerim? Birçok okula göre daha çok avantajımız vardı bizim. Yani bir sürü okula göre daha çok öndeydik. Daha çok imkanımız vardı her açıdan. Ki büyük keyif aldım ben burada okumaktan. Peki finale geldiniz artık ve büyük bir coşkuyla keplerinizi atacaksınız. Ellerim tutuyor. Hala duruyorum yorumda. Son olarak bu bölümü tercih edecek olan aday öğrencilerimize neler söyleyebilirsiniz? Hedeflerini çok iyi belirlesinler ve şunu unutmasınlar ki yaşadığımız için ikimiz de bunu çok iyi biliyoruz, eminiz. Üniversite hayatı boyunca bir şey yapmadıkları sürece mezun olduklarında iş bulmalarını beklemesinler. Bu gerçekten çok zor oluyor. Artık iletişim fakültesinde ne yaparsan çünkü öğrenciyken yapıyorsun. Stajını, öğreneceğin her şeyi ve bu sadece bizim okul için geçerli değil, bütün okullar için geçerli. Şöyle bir şey var, okulda pratik bir teori bilgiyi öğrenirsin ama pratiğini öğrenemezsin. Bu çok zordur. Bunu ancak sektörün içine girdiğinde öğrenebilirsin. Yeni arkadaşlarımız, bizden küçük arkadaşlarımızın da kendi yollarını bu şekilde belirleyip ilerlemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Seninle mesajını alalım. Ya her sene her bölümden bir sürü mezun veriliyor. Irmağan da dediği gibi yani bir tık daha önde olmak için üniversite hayatı boyunca da ekstra çalışmak gerekiyor. Ben bu kadar tavsiye ederim. Siz de bu şanslı öğrencilerden birisi oldunuz. Tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam eder bu başarınız. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Hangi bölümden mezun oluyorsun? Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuyum. Nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdin? Takıntısız başarılı. 4 senede bitti. Şükürler olsun. Ailemin de desteğiyle, arkadaşlarımın, öğretmenlerimin desteğiyle. Güzel 4 bir yıl geçirdim yani. Neyi özleyeceksin? Arkadaşlarımı özleyeceğim tabii. Üniversitede. Sana sunduğu olanaklar neler oldu? Şöyle ki sektörden birçok insanla tanışma fırsatı yakaladık. Seminerler olsun, konferanslar olsun. Tanışma, birebir görüşme fırsatı verdi bize. Güzel. Son olarak bu bölümü tercih edecek olan aday öğrencilere neler söyleyebilirsin? Öncelikle temel olarak İngilizce dilini iyi öğrenmeleri gerekmesi ve sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Yani bir alana yoğunlaşmamalı. Bütün bir alana yoğunlaşıp başarılı bir öğrenci olabiliriz. Artık finale geldin ve kepini atıyorsun. Neler hissediyorsun?
Ya mutlusun çünkü bir azim ve sonucun başarısını alıyorsun. İnsan mutlu oluyor tabii. Ama asıl hayat da bundan sonra başlıyor ayrı mesele. Yeni bir hayata atılıyorsun. Evet. Merhabalar, tebrik ediyoruz öncelikle. Hangi bölümden mezun oldun? Otomotiv teknolojisi. Hangi bölüm? Otomotiv teknolojisi. Neler hissediyorsun? Kepini attın artık. Yani artık iş arayacağız bakalım. Yeni bir sektöre atılacağız. Nasıl bir öğrencilik geçti senin için? Eğlenceliydi, güzeldi, yoğundu. Okulun sunduğu olanaklar neler oldu? Okul yani iş imkanları, yaptığımız staj yerleri çoğu bir imkan oldu yani. Öğrenim açısından da araştırmalar yaptık, mezuniyet projeleri yaptık. Peki son olarak bu bölümü tercih edecek olan adaylara neler söyleyebilirsin? Yani geleceğin mesleği diyebilirim. Yani ileride daha çok yani ölmeyecek bir meslek varsa bu. Tebrik ediyoruz tekrar. Oğlunuz sanırım mezun oldu. Neler hissediyorsunuz? Onunla gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Daha nice çalışmalar, daha önce can sağlığı ver çocuğuma. Daha da iş versin. Umarım aynı şekilde de devam eder bundan sonra. Oğlunuz mezun oldu sanırım. Neler hissediyorsunuz? Vallahi şu anda çok duygusalım, çok sevinçliyim. Oğlumu tebrik ediyorum. Çok mutluyum yani. Duygularımı anlatamam. Umarım bundan sonra da bahtı açık olur. Aynı şekilde başarıları devam eder. İnşallah, inşallah yavrum. Bütün çocukların bahtı açık olsun inşallah. Bütün öğretmenlerimize, Aydın Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Oğluma da teşekkür ediyorum. Darısı kızımın başına inşallah. İnşallah. Evet, şu anda yanımızda İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Öğrencilerimiz mezun oluyorlar. Nasıl bir mezuniyet için hazırlık süreci yürüttünüz? Evet, öncelikle yaklaşık 9000 öğrencimizi uğurluyoruz artık bu hafta sonu. Bu 12. mezuniyetimiz. 9000 arkadaşımız daha burada aldığı eğitimin ardından şimdi artık hayata atılacak. Dünyaya çıkacaklar. Kendi aldıkları eğitim çerçevesinde mesleklerini yapacaklar. Biz burada 9000 mezunumuzu, yaklaşık da 40000 velimizi ağırladık. 2 gün gerçekten çok güzel geçti. Umarız öğrencilerimiz ve velilerimiz de çok mutlu olmuşlardır. Çünkü çok özel bir gün bu. Bu özel gün için tabii üniversitemiz çok ciddi bir hazırlık yaptı. Gerek akademisyenlerimiz, fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız, gerek öğrencilerimizin bu mezuniyetlerini hazırlayan öğrenci işlerimiz, gerek bu gördüğünüz alanı hazırlayan idari personelimiz, A'dan Z'ye bütün okulumuz, mütevelli heyetten kapıda duran güvenlikteki arkadaşımıza kadar bugün için çok ciddi bir hazırlık yaptık. Çünkü bu hem ailelerimizin hem öğrencilerimizin çok özel bir günü. Nitekim bu hazırlıklar neticesinde de umuyoruz hem arkadaşlarımız hem ailelerimiz gerçekten bir ömür hatırlayacaklar, bir mezuniyet yaşamışlardır. Peki mezun olan öğrencilerimize neler söylemek istersiniz mesaj olarak? Tabii onlara şimdi böyle çok kısa mesajlar vermeye gerek yok. Onlar bence burada aldıkları eğitim boyunca o mesajların hepsini küçük küçük not ettiler. Onlar hocalarından, akademisyenlerimizden, burada gördüklerinden, aldıkları eğitimden, burada bir araya geldikleri sektörden, duayen isimlerden çok ciddi gerçek hayata dair mesajlar aldılar. O eğitimle bugün çıkıyorlar. Burada yaptıkları stajlar, yurt dışı deneyimleri, okulda yaşadıkları deneyimler onları zaten gerçek hayata hazırladı diye düşünüyorum. Onlara biz hayatta başarı diliyoruz, mutluluk diliyoruz. Bu ailenin, İstanbul Aydın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak bu kapının her zaman onlara açık olduğunu, ne zaman isterlerse buradan destek göreceklerini, ne zaman isterlerse burada o yakınlığı, o sevecenliği sanki öğrenciymiş gibi göreceklerini bilmelerini istiyoruz. Her zaman onları bekliyoruz. Umarız ki bu temennileriniz aynı şekilde öğrenci için devam eder ve onlar için bu yol başarıyla dolu olur hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 2 gün boyunca 4 oturumda gerçekleşen 12. mezuniyet törenimiz sona erdi. 8500 öğrencimiz finalde büyük bir heyecanla keplerini fırlattılar ve yeni bir hayata atıldılar. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Yadigar İzmirli ve mütevelli heyet başkanımız Doktor Sayın Mustafa Aydın'ın yapmış oldukları kürsü konuşmalarında mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarına başarının devam etmesini temenni ettiler. Bizler de geleceğin aydınlık gençlerini tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin en muhteşem manzarasıyla karşı karşıya olduğumuz şu anda ben şahsım ve tüm İstanbul Aydın Üniversitesi adına sizleri bugününüzde sadece tebrik etmiyor, hepinize varlığınızla hayatımıza kattığınız anlam, hayatımıza kattığınız kalite için ve sonunda bugün oluşturduğunuz
bu muhteşem manzara için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayrı ayrı gözlerinizden öpüyor, tebrik ediyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Hayat boyu öğrenci olacaksınız. Hayat boyu öğrenci olmak zorundasınız. İşte bu hayat boyu öğrenciliğinizde İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kapıları size ardına kadar açıktır. Sadece ön lisansla, sadece lisansla, yüksek lisansla yetinmeyeceksiniz. Master'ınızı yapacaksınız, doktoranızı yapacaksınız, akademik kariyerinizi yapacaksınız. Biz üniversite olarak değerli genç öğrenci arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi üniversiteniz sadece Türkiye'nin değil, hem teknolojik olarak, hem bilişim, hem laboratuvar, hem sosyal iklim altyapısı olarak dünyanın sayılı üniversitelerinden bir tanesidir. Bu üniversite bütün bu imkanlarını sınırsız olarak hayat boyunca sizlerin emrine sunacaktır. Her daim sizleri bekliyoruz, her daim yeriniz yüreğinizde olacaktır. Sayın Başkanımız ve Sayın Rektörümüzden yüksekokul birincimizi de sahnenin ortasına davet ediyoruz ve bir kare almak istiyoruz yüksekokullar ve fakülteler birincimize. Fakülte birincimize hediyesi takdim ediliyor şu anda. Evet. Sinem ve Büşra emek verdiler, sabır gösterdiler, çok çalıştılar ve bu günü hak ettiler. Tekrar tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Bu ölümsüzlük anını bir kez daha alkışlayabilir miyiz? İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri adına bizlere örnek öğrenciliği gösteren siz değerli mezunlarımızdan Atatürk ilke ve devrimleri ışığında sonsuza kadar devam edecek olan okulumuzun bayrağını aynı yolda yürüyerek ve daha da yükseklere taşıyarak bizden sonrakilere devretmek üzere öpüyor. Gururla ve mutlulukla devralıyorum. Bayrak devir teslimi. İstanbul Aydın Üniversitesi mezunu olmanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri asla kötüye kullanmayacağıma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına Atatürk ilkelerine milli ve manevi değerlerimize Bağlı kalacağıma. Ülkemi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için. Var gücümle çalışacağıma. Namusum ve şerefim üzerine. An içerim. Ben 20'den aşağı saymaya başladıktan sonra en sonda atacaksınız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. Hayırlı olsun.